Teleport oyun kanalımıza merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir indirme videosuyla karşınızdayım. Bugün son zamanlarda YouTube'da bu videolar gerçekten çok popüler. Ve yani izleyiciler bekledikleri sonucu alamıyorlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach ya da diğer mobil oyunları oynamak için en iyi sosyal ya en iyi uygulama biliyorsunuz BlueStacks. Ama şimdi şöyle bir şey var. Benim bilgisayarım çok kötü bir bilgisayar değil. Ve benim bilgisayar dahil çoğu bilgisayar bunu kaldırmıyor. Kaldırıyorsa da çok kasıyor. Yani benimki kaldırıyor ama çok fazla kasıyor. Bugün arkadaşlar size BlueStacks değil, hiç kasmayan, neredeyse hiç kasmayan, çok daha az hafıza kaplayan BlueStacks'e benzer bir uygulama göstereceğim. Uygulamamızın adı LeapDroid. Talha bu arada bu videonun altına söversen arkadaşlar, baştan söyleyeyim bunu size. Bu uygulamayı bana Talha gösterdi. Gerçekten teşekkür ediyorum. Böyle bir video yapmayı düşünüyordum ama uygulama bulamıyordum. Yani direkt girip BlueStacks'i çeksem kimse bir şey anlamazdı. O yüzden LeapDroid arkadaşlar, direkt buraya girin, UpToDown'dan indireceksiniz. UpToDown'a girin. Şimdi indirecek galiba. Ben bir hata yaptım orada. Şuraya indire bastığınızda önünüze bu değil, şu. LeapDroid 11.00.exe diye bir dosya gelecek. Bunu arkadaşlar, bak videoda göstermiyorsun diye kızmayın. İleri 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 diye kuruyorsunuz. Bir yerde bir şey var. Lisans kabul etme şeyi var. Onu yapıyorsunuz. İleri 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 diyerek kuruyorsunuz bunu. Kurulum ekranında direkt BlueStacks'te olduğu gibi zaten. Onu bilmeyenine de artık cahil derim yani. Girin, oradan e-posta adresini girip giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve o giriş yaptığınızda önünüze böyle bir şey çıkıyor. Şimdi bu açılsın. Bu arada video kaydında olduğum için de biraz geç açılabilir derken açıldı. BlueStacks'in farklarını anlatacağım size arkadaşlar. Yararlarını, zararlarını. LeapDroid, ya bildiğiniz BlueStacks'te bir kere 3 dakika mı ne? 40-50 saniye mi 3 dakika mı öyle bir şeydi. Arkadaşlar bekliyorsunuz açılmasını ya. Bekliyorsunuz. Ya bu zaten BlueStacks'i çok şey kılıyor ya da arka planda BlueStacks açık kaldığında çoğu oyun kasıyor. Örneğin bir ara BlueStacks arka planda açık kaldı. O güne videoya yetiştirmemiz lazımdı iki tane Talha'yla. BlueStacks'i arka planda hemen açık bıraktım. Fatih'le girdik, Minecraft çektik. Şimdi arkadaşlar bu BlueStacks'ten farklı olarak bu tam bir Redder A8 Quad'ın eski sürümü gibi bir tablet oluyor. Nereden bu arada onu bildiğimi sorarsanız, o tableti kullandım arkadaşlar. O yüzden. Şimdi buraya geldiğinizde bazı uygulamaların installer'ı yani yükleyicisi var. Şunu bilmiyorum. Bu neydi lan? Hem Mobile Strike, Critical Ops, Power Directory ben indirdim, bunu görmeyin. Clash of Clans, Clash Royale de vardı. Sniper 3 de. Bunu bilmiyorum. Ve Sobel Surfs. Ve arkadaşlar burada Clash Royale'e girdiğimizde bakalım nasıl bir fark olacak. BlueStacks'ten. Arkadaşlar büyük ihtimal videoya sesi gelmiyor. Ama hafif bir böyle ses gıcırdaması oluyor. Yani yalan konuşmayın burada. Size hafif bir ses gıcırdaması oluyor. Ya onu da hoş görün. Şu anda açılırsa çok sevineceğim. Açıldı. Evet, açılacak mısın bugün? 82 83 84 Oğlum şaka gibi ya. Normal açılışlar zaman... Arkadaşlar ben videoda olduğum için böyle bu arada. Şey yapmayın yani.
Ben videoda olduğum için durum böyle. Bu arada yeni etkinlik gelmiş. Ama şimdi konumuz bu değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet, bağış yapabileceğimiz bir şey sadece çarpma var. Diğerleri lazım. Oğlum ben ne yapıyorum lan ben şimdi? Clash of Clans için girenler var buraya. Clash Royale'de ne yapıyorum şimdi ben? Arkadaşlar buradan çıkacağınızda şöyle geri tuşuna şuradan basıyorsunuz. Ve evet deyip Clash Royale gibi oyunlarda evet deyip çıkıyorsunuz arkadaşlar. Böyle tablet şeklinde bir şey. Zaten kullanımı arkadaşlar telefon kullanır gibi. Şu ayarlar bölümüne geldiğinizde ne oluyor? Ha, burada da ayarlıyorsunuz yine. Yani gerçekten bir tablet gibi yapmış adamlar. Helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Neyse arkadaşlar yeterli bence. Bir videonun daha sonuna geldik. Çıkacağınız zaman da şu şekilde çarpıya basıp çıkıyorsunuz. Yani o kadar cahil olduğunuzu düşünmüyorum. Bu arada cahili çok kullandım. Yani sövmeyin bana yorumlarda. Onu da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla hangi videolarda hangi programlara indirme videosu çekeyim bunu da bana söylemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.